Dediklerin çıktı. Cemil cinayet istedi benden. Yapamadım, kaçtım. Sizlere çalım atıyordum ama içimde kan ağlıyordu. Pişmanım zaten. Otur şöyle. Ellerine geçersem kurşuna dizecekler beni. Yalvarırım, kurtar. Cemil'le hemen konuşacağım. Geç kalma. Kimseye görünme, kapıyı da kimseye açma. Dönüşte ikişer dakikadan 3 raunta var mısın? Ha? Varım. Hadi. 3 kişi bir herifle baş edemezseniz ne işe yararsınız ulan? Ne işe yararsınız? Hayvanoğlu hayvanlar! Yakacak ulan bizi! Yakacak! Hepimizi duman edecek! Bulamazsanız kellemiz gidecek ulan! İş mi ulan bu ha? İş mi olacak, iş mi ulan bu? Kaybolun! Necip'le Davud'u gönderin bana! Yazaniye hiç gelmedi. Hiçbir yerde görülmedim Salih'le. Ama çok şey biliyorum. Yılan deliğine girse bulunacak. Geberteceksiniz. Dostu vardı. Rezzan diye bir kadın. Onun evinden başlamalı. Randevunuz var mıydı beyefendi? Bir dakika, kimsiniz? Boş ver. Oo, hangi rüzgar attı? Biraz konuşalım. Yanında da bekleyin. Kardeşim ne istiyor bakalım? Nedir? Ne var? Salih'i affedeceksin. Senden ilk ve son isteğimdir. Olur, elbet. Olur da niçin kendi gelmedi? Eceline gelecek kadar budala mı? Yok. Çok ağır laf bunlar. Cinayet istemişsin, reddetmiş. Ona söz verdim, tamam mı? Kapatacaksın bu işi. Cinayet yok. Tabii. Ayşe ile bugün yarın evleniyorsun. Salih de aileden oldu artık. Çok üzüldüm. Meseleyi boş yere büyütmüş. Nerede şimdi? Ha, demek söylemeyeceksin. Salih mutlaka senin orada bir yerdedir. Akıllıymış, bir daha sevdim Salih'i. Sana sığınmakla çok iyi etmiş. Salih canımın bir parçasıdır. Ha o, ha ben. Bağışlayacaksın. Bir daha söylemem. Ha, anladım. Madem ki sen istiyorsun... başka çarem var mı? Ha, var mı? Sorumluluğun artıyor. Çocukların da olunca elin daha da darlaşacak. Yardım mı edeceksin? İş mi vereceksin bana? Elbet. Babamız bir. Öz kardeş sayılırız. Anamız ayrı. Sonunda Hüsam amca gibi, Salih gibi mi olayım? Hakkımda karar vermişsin bir defa. Ne söylesen boş. Dur!
Ne olmuş? Bakmayın. Neden? Senin evine gelmiş bugün, doğru mu? Her zaman gelir ama bugün görmedim. Evde yoktu. Balığa mı çıkmıştın? Hayır, şehre inmiştim. Neden? İşlerim vardı. Kim öldürmüş olabilir Salih'i? Düşmanları olmalı. Bildiğin var da saklıyorsan hem suçlu olursun hem de senin ağabeyliğine yakışmaz. Salih senin evladın, kardeşin gibiymiş bir ara. Her zaman öyleydi. Salih'in Cemil Bey'in yanında çalıştığı söyleniyor. Doğru mu? Niçin kendisine sormuyorsunuz? Başın sağ olsun Yakup. Gidebilirsin. Garibim Salih, dinlemedi seni. İnanmadı bize. Dünya onun için güzeldi. Oysa o dünya, Cemil'in dünyası çocuklara göre mi? O namussuzların dünyasını nereden bilebilirdi? Öldürdüler kardeşimi. Salih benim canımdı. Çocuğumdu. Öldürdüler kardeşimi. Öldürdüler kardeşimi.
Refik Bey'den biletleri alır, hemen gelirsin. Havaalanında buluşuruz. Olmaz öyle şey. Biletleri de beraber alır, beraber gideriz. Aceleniz ne? Davut! Osman! Karar değişti. Burada kalacaksınız. Açıl, bas git. Belanı bizden bulma. Valizlerinizi alın gidiyorum. Salih Cemil Bey'in silahıydı. Tehditle anlaşma imzalattı bana. O zaman korkumdan susmuştum. Ama şimdi konuşmam gerekiyor. Cemil ölümle korkutmuştu beni. İnanmamıştım. İhaleye gireceğim sabah. Şimdi Salih olduğunu öğrendiğim kişi araba sürdü üstüme. Beni de oğlumu da Cemil'den onu bıçak vurdu. Kaçak malları yüzünden sakat bıraktı beni. Oğlumun da beynine, kanına girdi o namussuz. Pis herifler. Fırsat çıktı ya, hepsi konuşuyor. İğrenç böcekler. Işığı gören üstüme yürüyor. Yürüsünler bakalım. Yürüsünler. Savcı her an tutuklanmanı isteyebilir. İstesin. Hiçbir şey tutturamaz. İftira derim. Mustafa, Şeref, Hüsam Alça neyle ispat edecek? Davut, Necip'le Osman konuşurlarsa işin bitiktir Cemil Bey. Yakup, üçünü de yakalamakla can evimizden vurdu bizi. Çaresi ne? Yakup'un gebermesi. Mahkeme başlamadan ölmeli. Bu en büyük ibret olur. Osman'a, Necip'e, Davut'a. Susmaları için müthiş bir gözdağı olur. Emredersin patron. Cemil'den de kurtulma zamanı geldi avukat. Yakup'u öldürünce polise ihbar edeceksin. Nereye? Sağlık evine. Çalışınca daha az düşünüyor insan. Unutabiliyor. Çalışmayacaksın bir gibi. Neden? Beni ele geçirmek için sana tuzak kurabilirler. Başına bir kötülük gelmesin diye her şeye razı olacağımı bilirler. Nerede kalacaksın? Menderek'te. Kahvede babanın yanında. Konuştuk. Benim tayfalarım da sizlerden ayrılmayacak. Sen bir yere mi gideceksin? Beni bir tek seninle bırakın. Seni durduramam değil mi? Hayır. Cemil'den kurtulmadıkça hep bıçak sırtında olacağız. Bitmeli artık. Git hadi, beni bekle.
Ayşe'den başka vedalaşacağın kimse var mı? Milyon istiyorsun. Vermeye hazırım. Neye karşılık? Savcılıktaki ifadeni geri alacaksın. Rüstem'e da geri aldıracaksın. Ya Salih? Salih için de parayla bir katil bulacağız. Kabulleneceksin. Buydu. Bu öldürdü diyeceksin mahkemede. Çocukluğumdan beri çile çektirdim. Sebepli sebepsiz dövdün beni. Okumama engel oldun. Okuldan aldın, yanında hayvanlık, kötülük talim ettim. Babam senin iç yüzünü öğrenince kahrından öldü. Hüsam amcayı sakat bıraktı. Bir sürü günahsızın ekmeğine kan doğradı. Salih'i acımadan öldürttün. Şimdi de kendi canını kurtarmak için yalan söylememi, namussuzluk etmemi istiyorsun. İfademi geri alacağım. Ha? Salih'in katili diye gariban bir adamı yakacağım. Sen ne iğrenç, ne baş belası kudusun be! Çek tabancanı, çek vur hadi! İkimizden biri ölmeli, yemin ettim ikimizden biri ölmeli! Yanaş, kenarda dur. Durma. Birbirimizi görmedik. Bir gün başka türlü düşünecek olursan, bir balıkçı teknesi var oralarda. Bir de ev var. Kapısı her zaman açıktır. Kardeşim. Eve gideceğim ben. Dön şuradan be! Sana söylüyorum hayvan! Buluşma yeri değişti, seni bekliyorlar. Yakup'u. Üstelik silahını da verdi ona. Sizler gibi, benim gibi çıyanlara yeri yok bu dünyada. Olmamalı. Niçin burada olduğunuz da belli. Yakup'u öldürdükten sonra beni de gebertecektiniz. İnfaz için buradasınız. Önce verilecek hesabımız, sonra da çekecek cezamız var. Hepimizin! Ah!
Namussuzlar! Cemil abiyi öldürmüşler. Ben sebep oldum. Silahını bana verirken öleceğini biliyordum. Düşünemedim. Nereye? Hayır, gidemezsin. Gelmez söylemez olaydım. Dur Yakup. Yalvarırım gitme. Dur gitme. Cemil abime benim de bir can borcum var. Yakup benim için. Cemil'i kimin öldürdüğünü söylemezsen devam ederim. Derviş bey! Kotra hazır mı? Kaptan emir bekliyor. Hemen açılalım. Kuşadası'na kadar keyifli bir yolculuk yapalım. Ondan sonra Allah kerim avukat.
Onları öldürmeyeceğini biliyordum. Acını paylaşıyorum. Başın sağ olsun. İki dakika izin verir misiniz? Peki. Çocuklarımıza Salih'ten de, Cemil abimden de bahsetmeyeceğiz. Hayır, onlar yüreklerimizde yaşayacak. Asıl bu sırtlanlardan bahsetmeyeceğiz. Fazla bir hayal ama insanın görevi umutlu olmak. Thank you.